Derya Özel ile Renkler kaldığı yerden devam ediyor. Yine renk bir konuğum var. Bakalım kimmiş? Kendini kaderin akışına bıraktı. Hep doğru zamanı bekledi. İçine akan bilgileri ve enerji büyütüp derinleştirdi. Ünlü iş insanlarına sorulmayanları sordu. Zengin yaşamın sırlarını paylaştı. Başarıya hangi şartlarda nasıl ulaştığını yazdı. Çok okundu. Ekranlara çıktı. İzlendi konuğumuz yazdığı kitaplarla yaptığı televizyon programlarıyla ve attığı her adımla iz bırakmayı başaran, karşısındakinin de başarması için çabalayan, çalışan yaşam koçu Ece Vapoğlu. Ece seninle <laughs> ilgili sıfat bulamıyoruz. Hani başlasak saymaya yazar işte yaşam koçu, tasarımcı yani arkası gelmiyor. Sen kendini tarif ederken bir tek bir titir kullanamıyorsun değil mi? Kullanamıyorum ve televizyon programlarında en çok bu sorun oluyor. Değil Yanına yazalım. sığmıyor. <laughs> sığmıyor o yüzden iki tane ya da bazen en fazla üç tane seçebiliyoruz. Evet. Aslında sunucu yazar diyorum. Hani hep sunuyorum 15 beş evet. senedir. Yazar, kitaplarım hep var. E, gazetede de yazmak, kitap yazmakta. Şimdi sağlıklı yaşam eğitmeniyim ben. 10 ee, senedir. Evet. Ee, e, bu da uzun uzun tutuyor. Aslında bir de Wellness İngilizce aslında benim sertifikam, devletin verdiği sertifikanın adı Wellness yani evet zinde sağlıklı yaşam içinde hem spor var hem sporcu beslenmesi. Dolayısıyla evet ben hani kısaca sunucu yazar diyorum. Şimdi evet girişimci oldum kendi markam var ya. onları tasarlıyorum. Ee, tek bir titre bulamıyorum ama günümüzde zaten pek ha. öyle kalmadı sanki. Kalmadı. Eskiden hani işte ne bileyim doktor olsun hmm. işte evet. mühendis olsun şimdi doktoru da mühendisi de en az 3 dalda daha uzmanlaşmış evet. işler yapıyorlar. Sen bu kadar <laughs> yaptığın ve bir de hayatımda tanıdığım en çalışkan kadınlardan birisin. Yani bir atom karınca, ece bir şey söylüyorsunuz. 3 saniye sonra oluyor yani bilmiyorum ya da diyor ki yarım saat sonra diyor atıyorum sana maili ve gerçekten yarım saat sonra o mail sizin mail kutunuza düşmüş oluyor. Yani bu kadar çalışkan bir kadın çok zor tanırsınız hayatınızda. Bu programlı yaşamak mı peki? Yani senin kendine vakit ayırman hem bu kadar zinde hem bu kadar işte sağlıklı yaşamak, sevdiklerine, ailene vesaire yazı yazmak her şeyi yapıp bir de kendine ve ailene zaman ayırmak. Bunların hepsinin sırrı ne? Nasıl? Yani eskiden mesela zaman yönetimimi daha çok yapıyordum. Yine zaman yönetimi yapıyorum. Biraz da karakterle ilgili. Hmm. Ben ilkokula beş buçuk yaşında başlamışım. Çok küçük bir yaşta. Ve ilkokul bir itibariyle hani sınıfta en önde oturan hep birinci bitiren okulları yani bu sadece Türkiye'de okul okuduğum değil yurt dışında okuduğum üniversiteyi de ben birinci bitirdim. Yani bir şekilde böyle bir çalışkan öğrenciyim. Hani renkli kalemleri olup defterde notlarını tutan, sınavları hep geçen, çalışan. Dolayısıyla hani benim bütün okul hayatım, üniversite dahil hep bu şekilde geçti. Bu benim hani üretmek, çalışmak beni çok mutlu ediyor. Hani beni besliyor diyelim. Hani evet. sevdiğiniz bir meyveyi yer gibi ben de çalışınca çok iyi hissediyorum. Bir de kafamda bunun hem artı hem eksisi var tabii ki. Beni huzursuz edebiliyor içsel olarak. Kafamda hep düşünce oluyor. Yani hep bir yapılacaklar listem hmm. var. Ha işte birine e bir mail gönderilecek, bitti. Tabii i̇şte çek, şuraya kargo yollanacak, çek. Mi? Yani onu yapmazsam o beni orada rahatsız ediyor. Dolayısıyla biraz 7/24 beyin çalışıyor. E artık hayatımızda akıllı telefonlar, teknoloji Dolayısıyla her yerden ulaşılabiliyoruz, her yerden iş yapıyoruz. Evet güzel yanları var, çok hızlı karar veriyorum. Benim biraz şeyim vardır yani işle de ilgili olsun arkadaşlarıma da bir şey sorduklarında mümkün olan ilk fırsatta dönmeye çalışıyorum. Çünkü öbür türlü birikiyor. Birikince bu sefer daha yığıldığını düşündüğüm için ben de öyle bir çabuk şeylik var. Ha bazen de çok hızlı karar alabiliyorum. Yanlış da olabilir bilemem. Hani doğru yanlış hayatın kader akışında o da tartışılır. Olması gereken oluyor zaten. Ama son yıllarda yani işte bir senelik evliyim dört senedir de ilişki vardı. Kocamın benden çok daha sakin ve hayatı daha oyun gibi gören birisi olmasından dolayı ben de biraz aslında törpülendim diyebilirim. O kadar da hani sert noktaları olup şu 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 yapılacak tabii ki onu atamıyorum sonuçta bir kırk yaş şeyi var yani kaç senelik alışkanlık. O da benim iş hayatım için başarım için gerekli. Tabii. Böyle tanındım yani çalıştığım insanlar da bilir ki Ece'ye bir işi verirse kafamız rahat o halleder onu tamam evet. ona teslim. E, bu güzel de bir şey yani ama o güveni şey almak. Ama şeyden yorulmuyor musun mesela herkes senin kadar dakik değil herkes senin kadar sözüne sadık değil yani Doğruyor. ben seni çok delirdiğini biliyorum ama. <laughs> <laughs> ya bugün söylenmez bir saat kala söylenmez yani diye baya böyle bir çıldırdığı zaman da biliyorum ama haklı yani çok haklıydı. Ki hepimiz böyle değiliz. Evet. Hele hele mükemmeliyetçi insanlar şu yaptıkları işi böyle muntazam olsun isteyen insanların en çok zorlandığı nokta. Evet Sen... ve mutsuz edebiliyor ama yine öğrendiğim bir şey son yazdığım kitapla birlikte bunu keşfettim. Kadın ve erkek enerjisi benimkisi biraz daha eril enerji yani bu kadar evet. mükemmel olmak, analitik düşünmek. Ee, sadece eril enerji de değil, herkesin kendin gibi olduğunu düşünmek çok yanlış. Bu politikada da böyle, günlük yaşamda da öyle. Herkes evet. senin kafanın içindeki düşünceyle aynı düşünemez. Herkesin metabolizması farklı, hormonları farklı çalışıyor. Ee, farklı coğrafyalarda, güneşin e, saatlerine göre bile, kimi daha e, tembel yaşamayı seviyor, kimi daha dakik olmayı seviyor. Batı Doğu arasında fark var. Benim o mükemmel yetişim, evet iş yaparken beni yoruyor. Kendi çalışma ekibimden de aynı şeyi bekliyorum. Onları da zorluyorum ama çok iyi yetişiyorlar. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama kolay değil yani mutsuz edebiliyor. Fakat kendimde de yine öğrendiğim ve kadınlara da tavsiye ettiğim kadın olmak, dişi enerji olmak biraz teslim olmayı gerektiriyor. Biraz karşındakini olduğu gibi kabullenmek. Bunu yapınca biraz daha rahatlıyor ve sanki karşı taraf da ee, daha rahatlayıp hani elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor biraz da e, belki o hani dişlik anaçlık gerekiyor ya tamam yapamıyorsa e, yani ben de zorlamamalıyım demeli ama işte tabi bunlar e, kökten bir anda değişmiyor fakat farkında olmak çok önemli. Tabii tabii evet yani, yani sen bunu e, farkındayım en azından. <laughs> Bizim zaten bugün konumuz ki kanalımızın da bize verdiği yetkiye dayanarak kadın <laughs> evet. konu kadın gözde Erdoğan senden <laughs> önceki kadın bir lokomotif. Ee, şimdi bu yazdığın kitap da içindeki dişiyi uyandır. Bu da e, seni sen zaten bir sürü kitap yazmış <laughs> bir yazarsın aynı zamanda. Ee, bu diğerlerinden farklı. Çok. Neden farklı? Evet genelde hep kişisel gelişim kitapları yazdım yani 8 kitap hep kişisel gelişim arada bir tane roman var ve son 4 kitabım yani son yıllarda kitaplarım hep sağlıklı yaşam spor beslenme ile ilgili hep motive edici böyle biraz daha kaynak teknik bilgiler var. E, fakat ben de hep insanları daha iyi yapalım, daha sağlıklı, daha fit yapalım derken e, kendi özel hayatımda da yaşadığım e, bazı şeylerde bir uyanış yaşadım. E, şöyle bu kadar da mükemmel olmayla kendimizi yorarken, Aa ben bir kadının, bir kadın olduğumu hatırlayayım e, ve ben anne olmak istiyorum. Evlendim, e, tamam iş kadınıyım ama ev hanımı da evde olmalıyım. E, çocuk doğurmak, çocuk sahibi olmak istiyorum. E, nitekim başıma gelen bir e, o an için acı üzücü bir durum ama sonrasında dönüştürücü bir deneyim diyebileceğim. E, yani ruhu şad olsun dediğim bir e, bebeğin 2 e, aylıkken 8 haftalıkken düşük yaşadım. E, ve o dönem ben aslında fit hamilelik üzerine bir kitap yazıyordum. Başka bir kitap ve hayat öyle bir anda sizi vuruyor ki o saniye bir düz çizgi gördüğünde monitörde kalp durmuş e, bebeğin e, yani teslim olmaktan, yani yırtınsan da onu değiştiremezsin. Allah var. Hiçbir şekilde değiştiremezsin. Ee, çok acılı bir dönem sonrasında tekrar kendimi şifalandırmak, iyileşmeye çalıştığım dönemde e, nasıl daha dişi olunur? Fertility, yani doğurganlık yogası, yoga eğitmeniyim ama daha o yogaya yönelik hmm. şeyler yapmaya başladım. Bu cinsel bölgenin olduğu pelvik kaslarını çalıştırıp oradaki enerjiyi hem spiritüel meditasyon nefeslerde hem spor hareketleriyle evet. yoga hareketleriyle oradaki dolaşımı nasıl arttırırım diye bütün bunları çalışırken ve nasıl beslenmeliyim hem ben hem eşim yani hem kadın hem erkek bunları araştırırken yayın evim zaten dedi ki aslında birçok kadının günümüzde sorunu bu sadece ben 41 yaşındayım şu anda sadece 40'lı yaşlar hani geç annelik tıpta Tabir edilen şey değil 20 ile 30'lu yaşlardaki yeni evliler de bu sorunları çok yaşıyor Tabii. Ee, belki yediklerimiz belki teknoloji belki davranış şekli her şey etkiliyor ve o eski doğurganlığımız yok ya da düşük oranı çok fazla ne kadar dile getirilmese de çok çok fazla düşük oranı. E, hamile kalıyorsun tutunmuyor ya da Hı -hı. hamile kalamıyorsun pek çok alternatif tedaviler de çıktı teknolojide Tabii. sağ olsun ama <laughs> e, yani bizim genlerimiz aslında bunu doğal olarak yapmak varken ben de bunun doğal bir şekilde e, olmasını tekrar bu kadim bilgileri hatırlamak üzere çok eskilere giderek çok çok eskilere ta toplumda kadının anaerkil olduğu güçlü zamanlarından Bugünlere bütün o bilgileri araştırdım. Beden dilinden iletişimde nasıl cümle kurmaya, o kadim bilgileri nasıl kullanmalıyız? Mesela adet döngüleri çok çok kıymetli bilgiler içeriyor. Her hafta kadın farklıdır. Bunu mesela erkekler ya da başkaları kadının hani tavır, tavrı belli olmuyor gibi algılamamalı ama çünkü yapası bu. <laughs> ee, ama o haftalarını bilirsen sen o zaman proje başlatırsın, o zaman dinlenirsin, o zaman daha ışıldarsın. İşte o zaman yumurtlama dönemin hmm. vardır. Ve ayın hareketleriyle kadının adet döngüleri çok birbiriyle orantılı. Eskiden tüm kadınlar Aynı zamanda adet görmüş aile, o bile değişti artık günümüzde Tabii. hepimizin farklı ee, ve kadınlar karar vermiş hasat zamanına göz zamanına e, ay çok önemli. E bütün bu bilgiler bizim genlerimizde, ta hepimizin yani kadın genlerimizde yüzyıllardır varsa neden bunları DNA'mızdan hatırlamayalım? O bilgileri tekrar toparladım. Yani yeni bir şey değil ama hatırlatma e, ve şu anda e, yani çok kısa bir zaman zaten. Ee, bir buçuk ay falan oldu kitap e, çıkalı hemen baskı üstüne baskı yaptı kadınlar birbirine hediye ediyor kız arkadaşlarına hediye diye ihtiyacı olan ve ben e, kitabı okuduğunu bilmediğim birkaç kişiyle e, karşılaştım daha dün e, tanıdığım biriyle aa dedim ne kadar ışıldıyorsun, bir kıyafetin değişmiş bir şeyin değişmiş dedi ki kitabını yeni bitirdim ondan <laughs> dolayı böyleyim dedi e, yani onları görmek çok çok önemli. Kadın enerjisi, kadınlar paylaştıkça, güçlendikçe büyür. Çok çok önemli, kıdem bir bilgi bu. Şimdi şiir gibi konuşan konukları olunca insanın <laughs> araya girip soru sorası bile gelmiyor. İşte ikinci konuğum ben size söylemiştim rengarenk, cıvıl cıvıl canlı bir konuk ve araya girip sorusu, konu bırak konusu anlatıyor öyle <laughs> <onu. gülüyor> böyle. <laughs> ya Çok biraz güzel. da mesleki de ya, ya da konuşuyorum. Hiç araya girmesim <laughs> yok ama şunu sormam lazım. Ee, bu kitap e, yazar Ece Vapoğlu'nun yazdığı son kitap. Ama Ece bir de bir tasarımcı oldu. Ece işte spor ürünleri tasarlamaya başladı. Sonra Ece durmadı ve mücevher tasarlamaya başladı. Az önce Ece içeriye girerken çizgili bir e, ayakkabı görmüştüm. <laughs> ah yoksa dedim ayakkabı Yok artık e, yok o, o değil o henüz değil ama çizgili diye aldım doğrudur dedi. Evet. Nasıl başladı nasıl mücevhere gitti ya şöyle mücevher aslında kitapla birlikte Hı. doğdu. Ben e, yine geçen sene spor markamı çıkardım ve hep 21 konseptini anlatırım. Fit olmak ve bu 21 günde dönüşebilmemizi birleştirerek bir marka konsept ortaya çıkardım. Önce tabii kadın e, işte taytları, üst atletleri, spor onlarla başladık. Devam etti, çocuklar girdi. İşte şimdi aslında hamile ve lohusalar içinde koleksiyon var. Benim ve hep bebeleri var. Ece, evet. modellik modellik ya, ne kadar güzel çocuk kız çocukları çok evet. mutlu anne ve kızları giyiyorlar hep renkli ve hep siyah beyaz yani gündüz gece karanlık aydınlığın birleşmesinden oluşan zıtlıkların uyumu dediğim bunları tasarlarken o devam ediyor o iş Türkiye'nin her yerine çok güzel satışlarımız var ürünler genişliyor içindeki dişiyi uyandır kitabını yazarken ben dedim üstümde kendimi iyi hissedecek kadın hissedecek kıymetli bir taş taşımak istiyorum çünkü Altın ta Mısırlılar döneminden kadının taşıdığı çok önemli ona mineralleriyle iyi gelen bir hı hı. E, madde doğal bir madde. Bir de benim alerjim var başka türlü metal gümüş takamıyorum kabarıyorum. Hı hı. Olur evet. Altın çok bir yaygın. E, benim öyle bir alerjim altın bir kolye takmak istiyorum. İçinde değerli de bir taş olsun. Bir de ametist e, mor rengi çok seviyorum ve tepe çakra rengi. E, çok çok inandığım kozmik bir enerji rengi viole. Bu taş da olsun ama kadın bedenini, kadınlığı hatırlatan ne olsun diye yine eskilere dönüp bütün o eski sembolleri araştırdığımda ay tanrıçası bir kadın bedeni aslında hmm. onu buldum ama biz onu tabii tasarım kuyum yani kapalı çarşıda bir kuyumcu ekibiyle çalıştım. Kafasına bir incecik hilal çünkü yeni başlangıçları teslim ediyor. Orada ametist var. Ve tam karnına spiral koyduk. Yani küpeler var mesela orada da sadece spiral var. Benim diğer spor giyimde de bazen çantaların hı hı, üstünde hı. de spiral vardır. Spiral kaynağın içten dışarı doğru aktığını sonsuzluğu, yaratıcılığı ve doğurganlığı gösterir. Bütün DNA genetiğinde hep şey Tabii vardır. Midye kabukları üzerine. gibi Tabii. spiraller ve ben mücevherin karnına yani tam rahimin olduğu yere spiral koydurup oralara da minik minik pırlantalar o değerli taşları koydum. Ee, ve ben hiç çıkarmıyorum. Yaptığım günden beri e, bu küpeyi ve kolyeyi e, hepimiz takıp takıştırma <laughs> ben hep aynı kolyeyi takıyorum 4 aydır 5 aydır. Ama bir şey iyi hissettiriyorsa Çok iyi hissettiriyor. yani bazen mesela oluyor yani atıyorum o ara mesela renk olarak ben kiremit tonlarına takılıyorum. Kim bilir belki de o rengin enerjisine var. Çok ihtiyacım evet. olduğu için işte bazen öyle bir şey geliyor ki yani mora takılıyorum. Sadece mor işte Hı -hı. bir şeyler kullanmak istiyorum üzerimde. Ee, ben çok sembolleri Hı -hı. çok takip eden, gördüğün gibi evet, dövmelerini evet. yaptıran hani bayağı vücuduna işletebilecek kadar böyle radikal de bir tipim. O yüzden senin yaptığın kadınlarla işte bu dişi enerjinin kadın enerjisinin üste taşınması hali ki de bir yani bir de bir mücevher seven bir insan olarak dedim ki işte Ece'den beklediğim şahane <laughs> hamle geldi. Evet sen hatta taşlarını incelemelisin daha da yakından evet. gelip o bilgilerini çok istiyorum. Ee, çok bambaşka bir dünyaymış. Tabii ki yani sadece bunu yapmayacağım. Bu benim kitapla birlikte bu dişilik doğurganlık bu yeniden hamile kalma sürecinde yeniden kadın enerjisini büyütme sürecinde hı hı. bana iyi gelen bir şeydi. Ve bunu kadınlarla paylaşmak istedim. Aynı zamanda ucu sivri olduğu için pandül sarkaç olarak da kullanıyor. Ya. Yani o evet hayır cevaplarını da alabileceğin e, yine sana kozmik bir evrensel araç bu titreşimleriyle. E, e, bu bilgiler güzel yani. Ya siz bu kitabı okuyun. Şimdi <laughs> hani o, o söyledikleri ne kadın bir şey dedi orada ama falan ha, hepsi bu kitapta. E, o işte sembollerin içimizdeki <laughs> dişinin nasıl uyanacağı vesaire hepsi gerçekten şu kitapta. O kadar iyi gelecek ise e, gidiyorum. <laughs> evet. Sence... Gerçekten işe yaradı yani. bende de de yaradı. Ha, yani belli. onları sen ışıldıyorsun bir kere. O net. <laughs> ee, evet e, bir de yeniden hamile kaldım o yüzden. Ya, <laughs> bugün yani yemin ediyorum teyzelik günü bugün aldığım ikinci hamile. Bak tüylerim diken diken şu anda alıyorum haberi. Ee, Ece bak iyi, alırım. Evet, yayınlandığında artık duyulmuş olacak diye. <gülüyor> <gülüyor> e, dolayısıyla gerçekten işe yarıyor. E, kolyeyi taktığımdan beri kitabı yazdığım süreçteki çok şükür ilk denemede doğal bir şekilde tekrar oldu ve her şeyin bir sebebi varmış İşte o ruh bu kitabı yazdırıp kadınlara bunları anlatması gerekiyormuş. Ay benim gözlerim doldu çok, çok duygulandım evet o ışıldama biraz da herhalde evet. o kadın enerjisi daha bir farklılık kılıyor. bir nur iniyor yüzü herhalde ee, yani daha çok kadına ulaşmasını istiyorum evet. çok motive olmasını çünkü ben o dönem çok mesaj almıştım Türkiye'nin hmm. pek çok yerinden evinden çıkamayan depresyonda kadınlar vardı ve benim yeniden böyle işte hoplayarak zıplayarak spor yapmam böyle mutlu nasıl tekrar böyle oldunuz demem hep motive etmek istiyordum yani biz önce sorumluluğumuz kendi değerimizi kendimizi iyileştirmek için bize ait biz iyi olalım ki iyi şeyler doğuralım ya da iyi enerjiler evet. yayalım o çok çok önemli ben elimden geldiği her dönemde yani bu hamileyken olur bambaşka sporcuyken olur yani ya gazetecilik yaparken olur hep insanlara örnek olup insanların kendi içindeki potansiyeli keşfetmelerine aracı olmak çok hoşuma gidiyor. Yani herkes iyi olunca ben, ben mutlu oluyorum. Şahane. Ben şu an hala aldığım <laughs> mutlu haberin yani şey gibi bu ya hakikaten teyze olma duygusu. Evet, evet. Yaşatan iki arkadaşımız bugün bana konuk olan. O kadar mutlu oldum ki hani tamam göz için yayın Hı. öncesinde biliyordum ama sizi temin ediyorum hiçbir şey bilmiyordum. Yok, hiçbir şey, e, şey söylemedim. Bir de ben zaten e, yani son 3 aydır sürekli fırfırlı desenli <gülüyor> elbise <gülüyor> giymekten farkındayım. Sen beni eskisi gibi taytlı atletle çok görmüyorsun. Evet. Sürekli elbise ve sürekli desen sürekli işte kuşak olsun göbek kısmında falan. <laughs> Böyle böyle kapat. Zaten ilk 3 ay Çok belli güzel etmedi. Yalnız, onu kamufle ettim. Çok kamufle ettim. Spor da yapıyorum. Hani kollar bacaklarda bir şey yok ama tabii ki göbek artık bayağı belirginleşti. Kendini belli ediyor. Yani inşallah da bu yolculuk sağlıkla devam o eder. Zaman aynı dileklerle sana da hani sana da söylemem lazım. İnşallah Sağlıkla, mutlulukla, uzun ömürlü, hep bahtı güzel, önüne yolları hep açık olsun. Çok da böyle vicdanlı insanlar evet. çıkarsın yavrular ee, karşısına Allah inşallah. Çok teşekkür ederim Mece geldiğin için. Ben teşekkür ya, bu ederim. Bu de benimle paylaştığın için de teşekkür ederim. Evet samimi ederim. bir ortamda kadın enerjisinde neden olmasın. Çok teşekkür ederim Mece'ciğim. Ben teşekkür ederim. İyi edeyim. ki geldin. Ee, Valla bugün bana da sürpriz olan bir yayın oldu ee, Dilerim siz de keyif almışsınızdır Ben çok mutlu olarak kapatıyorum yayını Haftaya biz yine aynı saat görüşmek üzere Şimdilik hoşçakalın